ABD ve ACD üçgenlerini çevreleyen dairelerin yarı çapları sırasıyla 12,5 ve 25'tir. Buna göre ABCD eşkenar dörtgeninin alanını bulunuz. Çok güzel. Önce ABCD eşkenar dörtgenini çizelim. Bütün kenarların eşit uzunlukta olduğunu biliyoruz. Noktalarını da isimlendirelim. A noktası, B noktası, C noktası, ve D noktası. İşte ABC'de eşkenar dörtgeni. ABD ve ACD üçgenlerini çevreleyen çemberlerdenmiş. ABD üçgenini de belirtelim. İşte burada. Şimdi ABD üçgeninin çevrel çemberini çizeceğiz. A, B ve D noktalarından geçecek. Buna benzer bir şey olacak. A, B ve D noktalarından geçen ve ABD üçgenini çevreleyen çember bu. Bize bu çemberin yarı çapının 12.5 olduğu söylenmiş. Çemberin çapını çizelim. Yarı çap da buçukmuş. Sıra geldi diğer çembere. ACD üçgenini çevreleyen çember. ACD üçgeni burada. Şimdi bu üç noktadan geçen bir çember çizeceğiz biraz daha büyük bir çember olacak gibi. Zaten bize verilen bilgiler de buna işaret ediyor. Çok güzel olmadı. Bir daha deneyeyim. ABD üçgenini çevreleyen çemberin yarı çapı 12 buçuktu. Şimdi ACD üçgenine ve onu çevreleyen çembere odaklanalım. Bu çember A, D ve C noktalarından geçecek ve yarı çapı da 25 olacak. Çemberin merkezi burası dersek, Buraya gelen yarı çap da 25 birim uzunluğundaymış. Pekala bizden istenen ABCD eşkenar dörtgeninin alanı. Daha önceki videolarımızı hatırlıyorsanız bize bu işlem için gerekli olan bir formülden bahsetmiştik. Hatta ispatını da yapmıştık. Bir üçgenin alanının çevrel çemberinin yarıçapı ile olan ilişkisini belirten bu formülü bir hatırlayalım. Üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı üçgenin kenarlarının çarpımı bölü alanının 4 katına eşittir. Yani yarı çap eşittir a çarpı b çarpı c bölü 4 çarpı alan. Bakalım daha önce ispatını yaptığımız bu formülü ABD veya ACD üçgenlerinin alanlarını bulmak için kullanabilecek miyiz? Belki buradan edindiğimiz bilgilerle ABCD eşkenar dörtgeninde alanına ulaşabiliriz. Çizimim biraz karışık oldu. Şimdi tekrar çizmeyi deneyeyim. Öncelikle eşkenar dörtgen, çevrel çemberleri çizmemize gerek yok formül zaten aklımızda. A, B, C ve D noktaları. Şimdi ABD üçgeni düşünelim. Köşegenleri çizeyim. B bir köşegen AC de bir diğeri. Eşkenar dörtgenin köşegenlerinin orta dikme olduğunu biliyoruz. Yani bu kesişme yerinin açıları dik açılar. Hepsi 90 derece. Bu iki uzunluk birbirine eşit. Bu iki uzunluk da birbirine eşit. Bu uzunlukların ne kadar olduğunu bilsek eşkenar dörtgenin alanını hesaplayabiliriz. Bu uzunluklara şimdi birer isim verelim. BD köşegeninin bir yarısına a diyelim. AC köşegeninin bir yarısına da B diyelim. A çarpı B bölü 2 bu üçgenin alanını verir. Bunu 2 ile çarparsak ABD üçgeninin alanını verir. Köşegenlerin oluşturduğu 4 üçgenin de alanları birbirine eşit. Zira kenarları birbirine eşit. Demek ki bunlar benzer üçgenler. O halde bu küçük üçgenin alanını bulup 4 ile çarparsak eşkenar dörtgenin alanını bulmuş olacağız. Bunu yazalım. Eşkenar dörtgenin alanı eşittir 4 çarpı 1 bölü 2 AB. AB'nin yarısı bize bu küçük üçgenin alanını veriyor. 4 çarpı AB'nin yarısı demek 2 çarpı AB demektir değil mi? Bu da eşkenar dörtgenin alanına eşittir. O halde bir şekilde A ve B'nin ne olduğunu, neler olduğunu bulursak eşkenar dörtgenin alanını da bulabiliriz. Şimdi bize verilen bilgilerden ilkine bakalım. ABD üçgenine odaklanalım. Çevrel çemberinin yarı çapı 12,5'muş. O halde daha önce yazdığımız yarı çap formülü uygularsak, 12,5 eşittir kenarların uzunlukları çarpımı bölü 4 çarpı alan. Buradaki kenarların uzunlukları nedir? BD kenarı 2A değil mi? Peki AB kenarının uzunluğu ne? Bu kenar A ve B kenarlarının bulunduğu üçgenin hipotenüsüdür. O halde A B kenarının uzunluğu A kare artı B karenin kökü olacak. Elimizdeki bir eşkenar dörtgen olduğuna göre sadece A B değil bütün kenarların uzunluğu bu olacak. Yani kök içinde A kare artı B kare olacak. Tüm kenarların uzunluğu aynı olacak. O halde kenarların çarpımını hesaplarken BD'nin uzunluğu 2A çarpı ab'nin uzunluğu, yani kök içinde a kare artı b kare çarpı ad'nin uzunluğu, ki o da kök içinde a kare artı b kare. Bu çarpımı 4 çarpı abd'nin alanına böleceğiz. Peki abd'nin alanı nedir? abd'nin alanı bu küçük üçgenlerin alanlarından biri çarpı 2'ye eşittir. Bir küçük üçgenin alanı da ab bölü 2. İki tanesini alanı o zaman a çarpı b olacak değil mi? O halde payda 4 çarpı a b olacak. Sadeleştirmeyi yaptığımızda 2 ve 4 sadeleşecek. A'lar birbirini götürecek. a kare çarpı b karenin kökü çarpı a kare çarpı b karenin kökü a kare çarpı b kareye eşit olur. O halde 12 buçuk eşittir a kare artı b kare bölü 2b'dir. ABD çevrel çemberinin yarı çapının 12,5 olduğu bilgisi bize bu denklemi sağladı. Şimdi aynı şeyi ACD üçgeni için yapalım. ACD çevrel çemberinin yarı çapı 25'miş. 25 neye eşit? AC kenarı, yani 2B çarpı CD kenarı. Yani A kare artı B karenin kökü çarpı AD kenarı. Yani yine A kare artı B karenin kökü. Bunu 4 çarpı alana böleceğiz. ACD'nin da 2 tane AB bölü 2'den oluşur. Yani AB'ye eşit. O halde payda 4 çarpı AB. Sadeleştirme yaptığımızda 25 eşittir. A kare artı B kare bölü 2A çıkacaktır. Şimdi elimizde 2 bilinmeyenli 2 denklem var. A ve B'yi bulursak eşkenar dörtgenin alanını rahatlıkla bulacağız. İlk denklemde iki tarafı da 2b ile çarparız. 25b eşittir a kare artı b kare olur. İkinci denklemde her iki tarafı 2a ile çarparız. 50a eşittir a kare artı b kare olur. O halde 25b eşittir 50a sonucu çıkar. Zira ikisi de a kare artı b kare eşitmiş. 25b eşittir 50a. İki tarafı da 25'e bölelim. B eşittir 2a oldu. Şimdi bu bilgiyi alıp denklemlerden bir tanesinde yerine koyalım. Önce a'yı çözelim. 50a eşittir a kare artı b kareydi. B'nin 2a olduğunu şimdi biliyoruz. Yerine koyacağız. O zaman ne oldu? 50a eşittir a kare artı 2a'nın karesi. Bu da a kare artı 4 a kare eşit değil mi? Yani 50 a eşittir 5 a kare. İki tarafı da 5 a'ya bölersek 10 eşittir a kalır. Demek ki a 10'muş. b de 2 a'ya eşit olduğuna göre 20'ymiş. a'nın 10, b'nin de 20 olduğunu biliyoruz. Eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulacağımızı da not etmiştik. 2 a b'ydi değil mi? Yerleştirelim. 2 çarpı 10 çarpı 20. Bu da eşittir 400.